Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli konuklarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentop'un himayelerinde düzenlenen 7 İklim, 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu açılış programına hoş geldiniz. Programımıza geçmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli konuklarımız, Gönül Sultanımız Yunus Emre'nin hayatını, ilmini, tasavvufa olan aşkını çok değerli akademisyenlerimizle konuşacağımız bir sempozyumda, meclis çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilinin dünyanın dört bir yanına tüm insanlığa örnek olmasını diliyoruz. Ömrü boyunca yüreğinden süzülüp gelen sözlerinden başka silahı olmayan Yunus Emre'yi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fuat Erdal'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Saygıdeğer Meclis Başkanım, Sayın Valim, kıymetli milletvekillerimiz ve sevgili dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği üzere 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre yılı, Cumhurbaşkanlığımız tarafından ise Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda Anadolu Üniversitemiz olmak üzere ülkemizdeki pek çok sivil toplum kuruluşları, dernekler, kamu kuruluşları tarafından mesajı çağları aşan İslam tasavvuf geleneği çerçevesinde benimsediği hayat felsefesi günümüze kadar insanlığı aydınlatan bu büyük mutasavvıf hakkında çok sayıda etkinlik düzenlendi. Bugün burada Yunus Emre ve Türkçe yılının son etkinliği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde Eskişehir Valiliği ve üniversitemiz işbirliğiyle düzenlenen sergi ve sempozyum vesilesiyle bir aradayız. Bugün Yunus Emre'yi anmaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Üniversitemizin merkez kampüsünün de adını taşıdığı Yunus Emre, 1241 yılında Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Sarıköy'de doğdu. Onun yaşadığı yıllar Selçukluların yıkılış sürecine girdiği, Anadolu'da fiilen Moğol istilasının başladığı, asayişin ortadan kalktığı, güvensizliğin hakim olduğu bir dönemdi. Yani Yunus Emre, Selçuklu medeniyetinin çöküşüne tanıklık etti. Tapduk Emre'nin dergahında aldığı eğitim sayesinde, devrinin en büyük mutasavvıflarından birisi haline gelen Yunus Emre, böylesi karmaşık bir dönemde halka ilaç oldu, insan sevgisini aşıladı, dünyanın geçiciliğini vurguladı ve Allah sevgisini her şeyin üzerinde tuttu. Onun Tapduk Emre'nin dergahında eğitim aldığı sırada, tam bir teslimiyetle, tam 40 yıl hizmet ettiği tekkeye eğri odun bile sokmaması, sahip olduğu güçlü ahlakın, terbiye ve sadakatin en güzel ifadesidir. İslami ilimlerde derin bilgi sahibi olan Yunus Emre, Arapça ve Farsçayı bilen, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra İncil, Zebur ve Tevrat'ı da okuduğu anlaşılan bir mutasavvıftı. Benimsemiş olduğu İslam tasavvuf düşüncesini, yaptığı seyahatler neticesinde Türkçe konuşan bütün coğrafyalara yaymıştı.
Anadolu, Suriye, Azerbaycan, hatta Türkistan onun gezdiği ve düşüncelerini yaydığı coğrafyalardı. Hayatı, ilim ve tasavvuf yolundaki arayışlar ve bu uğurda yapılan seyahatler ile geçen büyük Türk şair ve mutasavvıfı Yunus Emre, ilahi aşkı tam bir teslimiyetle kabul etmişti. Şiirlerinde dünyanın geçiciliğini, hiçliğini vurgulamış, asıl olanın Allah sevgisi olduğunu dile getirmişti. Onun düşüncesinde Allah'ın bir lütfu olarak dünyaya geldiği için tüm canlıların, özelde ise insanın ayrı bir yeri vardı. Sevgiyi en önemli ilke kabul eden bu tasavvuf düşüncesine göre tek gerçek varlık Yüce Allah'tan başkası değildi. Yunus Emre aynı zamanda özel bir ahlak öğretisine sahipti. Bütün varlıklara aynı sevgi penceresinden bakmış, bu nedenle onun hayatı hakkında eserler kaleme almış araştırmacılar tarafından bir sevgi şairi olarak nitelendirilmişti. Yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmek, sevmek, kalp kırmamak, iyiliksever olmak, aza kanaat etmek, çok ibadet etmek, dünya nimetlerini önemsememek, büyüklenmekten, kibirden, cimrilikten, kıskançlıktan uzak durmak bu sevgi felsefesinin temel ilkeleriydi. Yunus Emre dostluğa da önem vermiş, eserlerinde bu hususu dile getirmişti. Önce Allah'la, sonra da onun yarattıklarıyla dost olmak, barış içinde yaşamak, kötülük ve zulümden uzak durmak onun şiirlerinde en çok üzerinde durduğu konulardı. Yunus Emre'ye göre dostun evi gönüllerdi. İşte bu nedenle hakiki bir dost olabilmek için önce insanların gönlüne hitap etmek gerekiyordu. Yunus Emre ortaya koyduğu Allah sevgisi, insan sevgisi, dünya nimetlerine aldanmamak, İlim yolunda olmak, nefis terbiyesi ve daha pek çok konuda yazdığı şiirler sayesinde hem kendi yaşadığı dönemde hem de sonraki devirlerde milliyeti ne olursa olsun herkes tarafından sevilip benimsendi. İşte bu özellikleri onu sadece milli değil aynı zamanda evrensel bir değer haline getirdi. Yunus Emre insanları kardeş bilen bir anlayışa sahipti. Kimseyi dışlamamış, herkesin gönül yaralarına merhem olmaya çalışmış, sevelim, sevilelim şeklinde özetlediği hayat felsefesiyle dünyayı bir güzellik ve barış yurdu yapmanın arzusunu açıkça dile getirmişti. Yunus Emre'ye öne çıkan hassasiyetlerden, özelliklerden bir diğeri ise onun eski Anadolu Türkçesinin en güzel temsilcisi oluşuydu. O, Ahmet Yesevi ile Türkistan'dan başlayan tek şiirimizin Anadolu'daki kurucusuydu. O, Türkçeyi bir edebiyat dili haline getirmiş, bu yönüyle kendinden sonra gelen şairler üzerinde de etkili olmuştu. Pek çok şair onun çizgisinde şiirler söylemişti. İşte böylesine önemli, milli ve manevi değerlerimizin başında gelen bir ismi bir kez daha anıyor olmak gerçekten gurur verici. Sempozyuma katılan her birisi, kendi alanında uzman akademisyenlerimizin yapacağı sunumların ilim dünyamıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Başta sempozyumun düzenlenmesine ev sahipliği yapan Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Eskişehir Valisi Sayın Erol Ayıldız'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vali. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, çok değerli bakanım, milletvekillerimiz, çok değerli rektörüm, çok kıymetli misafirler, sizleri hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Necip milletimizin bizim Yunus olarak bağrına bastığı tasavvuf ve halk şairi, şiirleriyle sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, barışın ve esenliğin sözcüsü, Türkçenin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük eden Yunus Emre'yi, Yunus Emre Sempozyumu ve 7 iklim 7 coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa sergisi vesilesiyle bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yad etmekten mutluluk duruyor, programın hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Yunus Emre bir şiirinde, Erenler nefesidir devletimiz, onun için fitneden olduk selamet der.
Burada devlet kavramını ister siyasi yapı olarak, isterse baht, talih, büyük saadet, maddi manevi mevki anlamlarıyla ele alalım. Bizim devletimiz, bizim Yunus'un da veciz bir şekilde ifade ettiği gibi erenler nefesidir. Kelime her anlamıyla milli, manevi değerlerimize açılan bir kapıya çıkacaktır. Bunun Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran yıl ilan edilen 2021 yılında her zamankinden daha iyi idrak edilmesine katkı sağlayan bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe etkinliklerini himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı ayrıca arz ediyoruz. Gönül şehri Eskişehir'den yola çıkarak ektiği sevgi tohumları tüm dünyaya açılan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı hasebiyle başlattığımız 7 iklim, 7 coğrafyada bizim Yunus'a vefa projesi kapsamında bizim Yunus temalı eserlerimiz bugüne kadar Van, Trabzon, Şanlıurfa, İzmir, Antalya ve İstanbul'da sergilenmiştir. 7. ve son durağımız olan başkent Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop himayelerinde son halkasını tamamlayacak olmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Sevelim, sevilelim felsefesinin gelecek yüzyıllarda daha da anlam kazanacağı düşüncesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'a ve bizim Yunus'un iyi anlaşılmasına katkı sunan her yürüye teşekkürlerimizi şahsım ve valiliğim adına bir borç biliyoruz. Sizleri hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca sergimiz çevrim içi ortamda 3D olarak gezilebilmektedir. Linklere valimiz sosyal medya hesapları ve internet sitemiz üzerinden de ulaşılabilecektir. Saygılar sunuyorum. Hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi de sizlere hitap etmek üzere bu anlamlı sempozyum ve sergiye ev sahipliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Bakanım, değerli milletvekillerimiz, Sayın Valim, rektörümüz, değerli akademisyenler, kıymetli misafirler, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin himayesinde Eskişehir Valiliğimizin ve Eskişehir Anadolu Üniversitemizin katkılarıyla tertiplenen 7 iklim, 7 coğrafyada bizim Yunus'a vefa sergisi ve Yunus Emre sempozyumu vesilesiyle bir aradayız. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Anadolu'nun barış ve sevgi şairi, ismi asırlardır istisnasız bir şekilde milletimizin gönlünde mukim Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü sebebiyle 2021 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmişti. UNESCO'da malumunuz Yunus Emre yılı ilan etmişti 2021 yılına. Şöhreti Türkiye'nin sınırlarını aşan büyük değeri Yunus Emre'mizin, namı diğer aşık Yunus'un bütün Anadolu için ama özellikle de hemşehrisi olan Eskişehirliler nezdinde var olan özel kıymetini biliyorum. 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilanından hemen sonra Eskişehir Valiliğimizin yıl boyunca Yunus Emre'ye yakışır biçimde yaptıkları pek çok anma ve tanıtım programları için kendilerini tebrik ediyorum. Öncelikle bugün meclis şeref salonumuzda Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan eserlerden oluşan sergimizi açacağız. 2021 yılı içinde Eskişehir Valiliği himayesinde Van, Trabzon, Urfa, İzmir, Antalya, İstanbul şehirlerimizde düzenlenen bu sergiye bugün de 7. durak olarak Ankara'da biz ev sahipliği yapıyoruz. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü 7 iklim, 7 coğrafyada bizim Yunus'a vefa adıyla hazırlanan bu sergide
Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini hatırlatmak ve dünyada bilinirliğini arttırmak amacıyla el emeği, göz nuru çalışmalar hazırladılar. Bugün bu sergiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde açmanın ve sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. El emeği, göz nuru geleneksel sanat ürünlerinden oluşan sergimizi gezerek, Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde 13. yüzyıl Anadolu'sunda adeta bir gezinti yapacağız. Sergide el sanatlarımızdan Suzeni işlemeli tekniğiyle yapılan Yunus Emre şiir panosu, Selçuklu dönemini anlatan seramikler, Türk kilim dokuma sanatıyla Yunus Emre kilimi, el dokuma heybeler, seccadeler, naht, minyatür, tezhip, hat çalışmalarından mürekkep toplam 99 eser bulunmaktadır. Atılan her ilmek, işlenen her zerre, sürülen her fırça için emek verenlere teşekkür ediyorum. Sempozyum ve sergi programının düzenlenmesinde emeği geçen Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Sempozyuma çok büyük titizlikle hazırlanan, değerli bilgileriyle, değerlendirmeleriyle katkı sunacak kıymetli akademisyenlerimize, hocalarımıza, Yunus Emre'yi bütün yönleriyle ele alıp yeni katkılar sunacak olan herkese teşekkür ediyorum. Vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen, Yunus'un bıraktığı hoş sada 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya devam ediyor ve gönülleri birleştiriyor. Bizlere ne mutlu ki Yunus Emre gibi gönül sultanları yetiştirmiş bir milletin, bir medeniyetin afadıyız. Değerli misafirler, insanlık ailesi sürekli şiddet ve gerilim içinde. Tarih boyunca yabancısı olmadığımız savaş ve çatışmaları yine yaşıyoruz. Çocuk, genç, kadın, erkek demeden yine kan ve gözyaşlarıyla coğrafyamız yankılanmakta. İnsaf ölçülerini aşan, insanlığı öldüren saldırılar neticesinde evler yıkılıyor, masum çocuklar öldürülüyor, aileler yok ediliyor. Güçlünün haklıya meydan okuduğu böyle günlerde sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Biz de bugün insana, vicdana, merhameti, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü anlatan, can taşıyan her varlığa hürmet etmeye davet eden Müslüman irfanının büyüklerinden Yunus Emre'yi anacağız ve anlatacağız. Yunus Emre bugün şairliğinden dervişliğine, milletimizin gönüller sultanı olarak çağlar boyu devam eden ve sebebini bir çırpıda izah edip dile getirmeye muktedir olamayacağımız yüksek iltifatın muhatabıdır. Bu sebepledir ki Anadolu'da en çok makamı olan kişidir. Bir insanın birden fazla mezarı olur mu derseniz, Yunus kadar seviliyorsanız, sevilmişseniz olur derim. Bu sebeple Yunus Eskişehirli, Erzurumlu, Ispartalı, Bursalı, Afyonlu, Manisalı, Konyalı'dır. Anadolu insanı Yunus'u o kadar sevmiştir ki hem gönüllerinde hem de topraklarında ona özel yer açmıştır. Belki bu özel sevgiyi Anadolu'yu Yunuslaştırmış, onu bağrına basarak Yunus'la Anadolu'yu birbirine mühürlemiştir diye tarif edebiliriz. Hıfzedilen şiirleri, ilahileri, yüzlerce yıl mevlidlerde, cuma gecelerinde, Ramazanlarda, teravihlerde, doğumlarda kulaklarımıza ve gönüllerimize işlemiş, tabiri caizse aşık derviş Yunus, Anadolu insanının bütün hislerinin tercümanı olmuştur. Yunus'un şiir ve ilahileri 13. yüzyıl Anadolu'sundan bugünün modern Türkiye'sine geçen 7 asırda Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine ve hatta popüler müzik eserlerine kadar çok geniş yelpazede bestelenmiş ve dillerde dolaşmıştır. Yunus Emre sordum sarı çiçeğe diyecek kadar naif, ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim diyecek kadar gerçek bir ermiş, ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm diyecek kadar mütevazi, İlim kendim bilmektir diyecek kadar gönüllerimizin filozofu olmuştur. Beni bende deme, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri derken, hepimizi beden-ruh denklemindeki varoluş çıkmazlarından, kendini bilen insan Rabbini bilir mesajıyla cümlemizi gönül rahatlığına eriştirmiştir. Değerli misafirler, 1991 yılında UNESCO, Yunus Emre'nin doğumunun 750. yıl dönümü vesilesiyle 1991 yılını Yunus Emre ve Sevgi Yılı ilan etmişti.
Yunus Emre'nin şiirlerinde, sözlerinde bütün insanlığı kuşatan evrensel insanlık mesajlarının dünyanın başka yerlerinde, başka coğrafyalarında da yankı bulmasını sağlamıştı. Her geçen gün insani değerlerden uzaklaşan salgınlar ve savaşlarla, bencilliklerle kalabalık ama bir o kadar da yalnızlaşan dünyada Yunus Emre'nin ölümünün 700. yılı anısına UNESCO'nun 2021 yılını Yunus Emre ve Yunus Emre yılı ilan etmesi de hem Türkiye'miz hem de insanlık açısından tekrar önemli bir fırsattır. Anadolu irfanının eskimeyen şiir dili, kardeşliğin vicdan sesi Yunus Emre, çağlar öncesinden gelen ve sonsuza kadar değerini kaybetmeyecek iyi ve doğru insanın timsali olarak kültürümüzü gelecek nesillere taşımaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar, Anadolu'nun en bunalımlı, en kederli dönemlerinden biri 13. yüzyıldır. Bu yüzyılda yediği yoksul eti içtiği kan olmuştur diye tarif edilen Moğollar, günümüzün emperyalist devletleri gibi davranarak Orta Asya'dan Orta Doğu ve Orta Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada dehşet saçmışlardır. Ayaklarını bastıkları yerlerde yaptıkları katliamlar sebebiyle Buhara'dan, Semerkant'tan, Tebriz'den, Nişabur'dan, Şam'dan, Bağdat'tan göç etmek zorunda kalan ilim, irfan ehlinin, dervişlerin, erenlerin iltica merkezlerinden biri, hatta en başında geleni Anadolu olmuştur. Yunus Emre de Moğol istilasının yaşandığı dönemin velut ariflerinden, dervişlerindendir. Yaşadığı dönemde savaştan değil barıştan, bencillikten değil paylaşmaktan yana tavır almış ve insanları güzel ve iyi olana davet etmiştir. Onun 7 asır önceden gelen sesinin savaşların bütün hızıyla devam ettiği bugünün dünyasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Dünya durdukça eskimeyecek bu evrensel konuları işleyerek sadece yaşadığı 13. asır Anadolu'suna değil, teknoloji çağını idrak eden günümüz insanına da hitap etmeye devam edecektir. Bizden binlerce yıl sonraki nesillere de hitap etmeye devam edeceği muhakkaktır. Değerli arkadaşlar, insanlık tarihi neredeyse belki savaşların, mücadelelerin ve göçlerin tarihidir. Yunus Emre'nin yaşadığı Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş dönemleri de Anadolu'nun iç savaş, yağma, kargaşa, kuraklık ve kıtlıkla perişan olduğu zamanlardı. Yunus, Anadolu'nun o dönemde içinde bulunduğu belirsizlik ortamında hayata karşı güvenini kaybetmiş insanlara tertemiz duru Türkçe şiirleriyle kendini bilmeyi, Allah'a sığınmayı ve güzel ahlakı öğütleyerek aslında güzel günlerin müjdesini vermiştir. O güzel günlerin adeta kurucusu olmuştur. Bugün Anadolu'nun kardeşlik, hoşgörü, iyilik, eşitlik, barış ve sevgi şairi Yunus Emre'nin her şiiri, günümüzün modern dünyasının insanlık sorunlarına verdiği cevaplarla çok büyük ve kıymetli bir hazinedir. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyen Yunus Emre'ye bütün herkesin, bütün insanlığın kulak vermesi gerekir. İnsanoğlunun yeryüzünde bulunma sebebinin sevgi olduğunu ve tek isteğinin de gönüller kazanmak, imar etmek olduğunu ifade eden büyük şair, Hakk'ın yolunu geçmişten geleceğe bütün insanlığa işaret etmektedir. Yaşadığı dönemde insanların ihtiyacı olan barış ve sevgi diliyle toplumu birleştiren Yunus Emre'nin şiirleri, bugünün modern dünyasının insanlık meselelerine, hezeyanlarına merhem olacak kudrette büyük bir felsefe de içermektedir. Modern zamanların bireyselleşen ve bir o kadar da yalnızlaşan, hayatın manasını kaybeden insanların arayışına çare, her biri ayrı bir söz hazinesi olan Yunus şiirleridir ki o şiirler bizi Yaradan'a, sevgiye, iyiliğe, güzelliğe ve insanlığa götürür. Bugün küreselleşen ve elimizdeki akıllı telefonlar sayesinde sınırların kalktığı dünya, yeni kaosları ve korkuları da beraberinde taşımaktadır. Maddeyi önceleyen küresel dünya, kapitalist bakış açıları, sıcak, soğuk, teknolojik savaş türleri ve doymaz iştihasıyla her gün yeni acılar icat etmekte, ortaya koymaktadır. Haklı olanın değil, güçlü olanın kazandığı, sinsice planlarla dünyanın sonunu getirebilecek nükleer tehlikelerin gölgesi altında 3-5 büyük egemenin mahvettiği bir dünyada yaşıyoruz. En basit insanlık değerlerinin bile fütursuzca çiğnendiği 21. yüzyılda
Hala insanları derilerine göre tasnif eden küresel elitler, tüketiyorum o halde varım sloganıyla başta dünya ekolojik dengesini ve insanlığın bütün bir geleceğini tehdit ediyorlar. Şükretmeyen hep daha fazlasını kendisi için bencilce ve açgözlülükle talep eden insanlara bir derviş selamıyla, bir lokma bir hırka diyen bir anlayışın mensubu Yunus'un sesiyle, ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum bana seni gerek seni diyerek seslenelim. Şiirlerinde insanlığın, maddenin, hayatın ve zamanın, her maddenin tüketiminin muvazeneli olması gerektiğini belirten Yunus, cömertlikte ve paylaşmada ebedi olanı, fani olana tercih ettiği için bugün hala önemini korumaktadır. Akıl ve idrak sahibi her insanın eylem ve söylemlerinden sorumlu olduğunun şuuruyla yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Sorumluluklarını bilen, şuurlu insan, yaratılış gayesine uygun olarak yaşayan insandır. Yunus Emre, insan olduğu idrakiyle yaşamış bu gönül büyüklerimizdendir. Gönlü mukaddes bir mekan olarak görmüş, Allah'ın sevdiği kul olmanın da insanları mutlu etmekten, memnun etmekten geçtiğini belirtmiştir. Bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayrettin ise birine bin az değil, diyen Yunus Emre, dil, din, ırk farkı gözetmeden insandan gayrısına, hayatına ve şiirlerine konu etmemiştir. Ruhlarımızın manevi gıdası olan Yunus Emre'nin öğretilerini hem bizim coğrafyamız hem de bütün dünya insanları için çok kıymetli bir hazine olarak görmemiz lazım. Gelecek nesillerin Yunus Emre'yi tanımaya ve hatta insanlığın da Yunus Emre'yi bugün bilmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Ne söylerse dupduru bir Türkçe ile ifade eden Yunus Emre'nin şiirleri bugün söylenmiş gibi taptaze ve aşık Yunus yaşayan Türkçemizin geleceğe uzanan halen en büyük söz mimarıdır diyebiliriz. Söz ola götüre başı, söz ola bitire savaşı, söz ola ağulu aşı, yağ ile bağla da bir söz. Mısraları bugünlerde savaşların, savaşı tahrik edenlerin ibretle ders alması gereken Yunus hikmetleridir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerin sultanı Yunus Emre'yi ölümünün 700. yılında minnetle ve şükranla, rahmetle anıyorum. Buluşmamızın Yunus Emre'nin örnek şahsiyetindeki irfanın ve güzel ahlakın hakkıyla bilinmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim yüksek müsaadelerinizle sizi sahne önüne davet ediyoruz. Günün anısına Eskişehir Valisi buyurun efendim Sayın Meclis Başkanımıza hediye takdim edecektir Sayın Erol Ayıldız. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ustaları tarafından Yunus Emre'nin şiirlerinin minyatür ve italik yazıyla el yapımı kağıda resmedildiği tabloyu Sayın Valimiz, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza hediye ediyor. Sizlerin de kıymetli alkışlarıyla bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı hediye için. Sağ olun Sayın Valim. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, saygıdeğer misafirlerimiz, sempozyumumuzun açılış programıyla, açılış oturumuyla devam ediyoruz. Açılış oturumumuzda çok değerli bir konuşmacımız vardı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Sayın İhsan Fazlıoğlu, rahatsızlığı sebebiyle bugün aramızda olamadı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi, acil şifalar dileklerimizi iletmek istiyoruz. Ve Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde Anadolu'nun siyasi yapısı başlıklı sunumunu yapmak üzere Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Haşim Şahin'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Valim, Sayın Rektörüm ve kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.
İhsan Hoca belirtildiği gibi burada olacaktı en başından itibaren. Fakat malum son dönemin yoğun hastalıklar sezonu. Dün akşam özellikle sizlere selamlarını iletmemi istediler. Çok keyifli ve çok verimli bir konuşma olacaktı. Benim konuşmam Yunus Emre'nin yaşadığı dönemle alakalı. Aslında Sayın Meclis Başkanımız bizim konuşacaklarımızın pek çoğunu söylediler. Teşekkür ederiz kendilerine. Anadolu 13. yüzyılı hayal edelim. Bugünkü dünyadan çok farklı bir dünyaya sahip değil. Yani bir taraftan Haçlı travmasını, bu ihmal edilir genelde, 30-40 yıl önce atlatmış bir Orta Doğu var ve hemen onun peşinden başlayan bir Moğol istilası var. Selçuklular artık kudretli dönemlerinden çok uzaklar ama siyasi açıdan böyle. İslam medeniyetinin Hazreti Peygamber'in sağlığından beri biriktirdiği, Abbasilerle zirveye taşıdığı, Selçuklularla çok daha ileriye götürdüğü, Orta Asya'da, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Endülüs'te ve Anadolu'da muazzam kültür havzaları meydana getirdiği, kültürel anlamda zirveye çıkan bir dönem söz konusu. Hani bazen geçtiğimiz günlerde de tartışması yapılmıştı. Bir İslam Orta Çağ'ından söz edilebilir mi? Ya da Orta Çağ kavramıyla birlikte anılabilir mi? O zaman da söylemiştik. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Avrupa'nın Orta Çağ olarak adlandırdığı ve tanımladığı dönem kültürel açıdan, estetik açıdan, sanat ve mimari açıdan baktığımızda İslam medeniyetinin altın çağını ve zirveyi oluşturur. İşte Yunus Emre böyle bir ortamın, böyle bir zamanın, böyle bir kültürel iklimin parçasıdır. Yunus Emre'nin yaşadığı dönemin biraz öncesine gidelim. Yunus Emre Hazretleri 1240 yahut 41 yılında Anadolu'da doğmuştu. Ama 1220'lerde Selçukluların başına geçen Sultan Alaaddin Keykubat devrinde Moğol istilasından kaçan pek çok alim Orta Asya'nın belki birkaç yüzyıllık kültür birikimini beyin göçüyle birlikte Anadolu'ya getirdiler ve Anadolu'ya taşıdılar. Kimler var? Mevlana bu süreçte babasıyla birlikte göç eden en önemli isimdi ve Doğu kültürünün en önemli temsilcilerinden birisiydi. Aynı dönemde Hoy'dan gelen Ahi Evran, Evhadüddin Kirmani Anadolu'nun çehresini değiştirdiler. Bunlardan Ahi Evran Ahi Teşkilatı'nı kurdu ve bu ahilik dönemin şahitlerinin de gözlemleriyle yüzlerce yıl İslam ekonomi sistemine model oldu. Bugün de olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda Ahi Evran yılıydı. Aşağı yukarı aynı yüzyıllarda Yunus Emre'nin doğduğu yıl hatta 1240 yılında Orta Asya'dan, Horasan'dan kalkıp, Nişabur'dan kalkıp Anadolu'ya göç eden ama öncesinde hacca giden, kadim kültür merkezlerini ziyaret eden, hacı unvanını Mekke'ye gittiği için alan bir Hacı Bektaşi velimiz var. O da Türkmen aşiretleri arasında oldukça meşhur, oldukça ünlü bir isim oldu. Öğretisiyle, aslında öğreti dediğimiz Yunus Emre'nin öğretisinden farklı değil. Yani Yunus Hacı Bektaşi Veli bir olalım, iri olalım, diri olalım diyor. Eline, beline, diline sahip ol diyor. Yahut da dört kapı, 40 makam öğretisini geliştiriyor. Yunus Emre Hazretleri'nin de dediği gibi şeriat, tarikat, yoldur varana, marifet, hakikat, andan içeri ifadesinin birebir karşılığını Hacı Bektaşi Veli'de de çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Aslında bu kültür ortamının içerisindeki bütün mutasavvıfların
benzer bir düşünceye, benzer bir kültür iklimine sahip olduklarını söyleyebiliriz. Anadolu bir kültür havzası dedik. Gerçekten de o yüzyıl, Yunus Emre'nin yaşadığı 13. yüzyıl, İslam dünyasındaki bütün kültürel birikimin tek bir merkeze toplandığı bir süreci teşkil eder. Bu çok önemli çünkü Yunus Emre tam da bu coğrafyanın göbeğinde ortaya çıktı. Nedir İslam kültür merkezi? Az önce doğudaki örneklerini verdim. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre. En batıya gidelim. İslam dünyasının yaklaşık 800 yıllık bir Endülüs tecrübesi vardır. Ve bugünkü Avrupa'daki coğrafi keşiflerin, bugünkü Avrupa medeniyetindeki ilmi anlayışın temelinin oluşturulduğu coğrafya Endülüs bölgesi ve burada yaşayan İslam alimleridir. İşte bu coğrafyanın en önemli temsilcisi, belki İhsan Hocam burada olsaydı çok daha açacaktı onu, meşhur İslam tarihinin en büyük mutasavvufu Muhyiddin İbnül Arabi'dir. İbnül Arabi 1220'li yıllarda Anadolu'ya geldi, sultanla görüştü, Konya'da yaşadı, Malatya'da yaşadı, burada çok önemli talebeler yetiştirdi ve ardından onu buraya getiren sultanların hocası olarak bilinen Malatyalı Şeyh Mecruddin İshak er-Rumi'nin evladı olan ama kendisinin evladı gibi kabul edilen Sadreddin Konevi'yi aldı, yetiştirdi ve buraya, Anadolu'ya, İslam dünyasına muazzam bir kültür hazinesi bıraktı. Bu geleneğin temsilcisi, yani İbnül Arabi, Sadreddin Konevi geleneğinin, ekberi düşüncenin temsili Osmanlılarla birlikte başladı ve yüzyıllar boyunca bu Anadolu kültürünün mayasını oluşturdu. Kimdir derseniz, İznik'te ilk kurulan Osmanlı medresesinin müderrisi Davut el-Kayseri işte bu geleneğin en güçlü temsilcisiydi. Bu daha sonra Molla Fenari üzerinden devam edecek. Aynı dönemde Erdebil Tekkesi'nde yetişen, bugün siyasi tartışmalara kısmen kurban olmuş olsa da büyük bir mutasavvuf vardır. Şeyh Safiyüddin Erdebili'nin oğlu Alaaddin Erdebili'nin yanında yetişen Somuncu Baba, o da Ankara'ya geldi. Hacı Bayram Veli'yi irşad etti. Malumunuz o da Türkiye'li zaten Somuncu Baba. Hacı Bayram Veli'nin talebesi Akşemseddin İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmed'in en önemli yardımcısı ve destekçisiydi. Gördüğünüz gibi Anadolu'da oluşan kültürel iklim, irfan iklimi bir medeniyetin, Selçuklu medeniyetinin belki çöküşüne sahne olurken daha büyük, daha kapsamlı İslam tarihini, Türk tarihini yüzlerce yıl dünyada temsil edecek olan, belki Türklerin dünyada kurduğu en büyük medeniyet olan Osmanlı Devleti'nin kökenlerini oluşturdu. Bu süreç içerisinde Moğol istilasının bu kaos ortamının içerisinde Yunus Emre birliği, beraberliği istedi. Ama sadece Yunus Emre değil, dediğimiz gibi Hacı Bektaş Veli de onu istedi, Ahevran da onu istedi. Ama Yunus Emre'nin mensup olduğu tasavvuf geleneği biraz daha üzerinde durulması gereken önemli bir kültür, önemli bir gelenek. Çünkü bu geleneğin içindeki mutasavvufları biz genelde savaşçı yönleriyle tanıyoruz, gazi kimlikleriyle tanıyoruz ve Sayın Başkanım da ifade ettiler Yunus Emre üzerinden, bir kişinin çok mezarı varsa çok sevildiğini, çok benimsendiğini gösterir. Sadece Yunus Emre değil, onun silsilesindeki bütün şeyhlerin ondan fazla mezarı var ve dünyanın değişik yerlerine yazılmış, yayılmış. Yunus Emre bir şiirinde diyor ki, Yunus'a taptuku saltuku baraktandır nasip. Çün gönülden cuş oldu, ben nice pinhan ola. Ben niye kendimi saklayayım diyor. Yani kendisinin Tapduk Emre Hazretlerinden, Sarı Saltuk Hazretlerinden ve Barak Baba'dan nasiplendiğini ifade ediyor. Sarı Saltuk'a baktığımızda Cumhurbaşkanımız da sıklıkla ifade eder, mutlaka bilirsiniz. Balkan coğrafyasının Osmanlı öncesindeki İslamlaşma sürecinde meşhur eli tahta kılıçlı medeniyet götüren, adalet götüren, İslam kültürünü Balkan coğrafyasına yerleştiren gazi derviş tipinin en güzel örneğidir. Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Cem Sultan
Sarı Saltuk'un hayatını somut bir şekilde öğrenmek ve anlamak için bugün günümüze ulaşan 3 ciltlik meşhur Saltukname isimli destanı yazdırmıştı. Ve bakıyorsunuz Sarı Saltuk Osmanlı öncesinde olmasına rağmen kendisinden 300 yıl sonra yaşayan bir Osmanlı şehzadesinin temel el kitabı, kahramanlık destanı olabiliyor. Bu Sarı Saltuk'un Yunus Emre üzerinden veya bizzat kendi destanlarıyla farklı bir medeniyetin oluşumuna nasıl katkı sağladığını görüyoruz. Bugün Avrupa'ya gittiğimiz zaman Romanya'da, Bosna'da, Arnavutluk'ta, Kosova'da her yerde Sarı Saltuk'a ait türbelerin varlığını görürüz. Anadolu'da İznik'te bir benzerini görürüz. Aynı şekilde Tapduk Emre daha mütevazi kişiliğiyle, daha kendisini inzivaya çekmiş kişiliğiyle tanınır. Yunus Emre bunların ikisinin arası. Bazen çok cevval, bazen çok yumuşak ama yerine göre, ama bir dizesinden anladığımıza göre Moğollar tarafından bile tehdit edildiği, onun nasıl bir toplum mühendisi olduğunu çok net ve çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kısaca toparlamam gerekirse Yunus Emre'nin yaşadığı dönem ilimin, irfanın, kültürün hakim olduğu, İslam medeniyetinin muazzam bir kültürel tecrübeye sahip olduğu, belli kültür havzalarındaki bilgilerin Anadolu'ya taşındığı ve Yunus Emre ve muadili mutasavvıflar tarafından özellikle Türkçe konuşan topluluklar arasında ısrarla yaygınlaştırıldığını görüyoruz. Yunus Emre'nin meşhur bir dizesi var. Geçtiğimiz yıl Yunus Emre vesilesiyle çok konuşma yapmak durumunda kalmıştım. Her sefer, bunu memnuniyetle tabii bir zorunluluk olarak algılamayın lütfen. Her seferinde ısrarla tekrar ettiğim bir dizesi var. Muhteşem, beni benden alıyor. Diyor ki Yunus Emre, gezdim Urum'u Şam'ı, yukarı illeri kamu. Bu dize muhteşem. Ne demek Urum, Şam ve yukarı iller? Yunus Emre bir Oğuz Türküydü. Elbette kendisini bir kimliğe hasretmedi. Konuştuğu dünya, konuştuğu dil, insanlığın evrensel dili genel anlamda, özel anlamda da baktığımızda İslam tasavvuf geleneğinin tam merkezi ve tam göbeğini ifade ediyordu. Ama Urum dediği, Türkler Anadolu'ya diyar-ı Rum derler. Romalılardan alındığı için. İkinci Haç seferinden itibaren Batılılar buraya Türkiye denmeye başlayacak. Yani bu oturduğumuz, yaşadığımız coğrafya 1140'lı yıllardan itibaren Batılı yazarlar tarafından Türkiye olarak ifade ediliyor. İşte burada Urum'u gezdim dediği zaman bütün Anadolu'yu gezdim diyor. Buradan biz anlıyoruz ki Anadolu'da çok farklı çeşitlerde, çok farklı yerlerde, çok farklı şehirlerde Yunus Emre'nin kabirlerinin, makamlarının bulunması gittiği her yerde iz bıraktığını, damga vurduğunu gösteriyor. Şam dediği, bugünkü Suriye'nin başkenti olarak algılanmasın lütfen. Ortaçağ literatüründe Suriye'nin başkenti Dımaşk'tır. Şam denildiği zaman Suriye sınırlarının tamamını ifade eder. Ve bugün dahi Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda Türkmenlerin yaşadığını düşünürseniz bir Oğuz Türkü olan Yunus Emre'nin kendisinin dilini konuşan her coğrafyaya gittiğini ve orada Allah aşkını anlattığını, kendini bilmeyi anlattığını, divanında ve Risaletün Nusiyesinde gördüğünüz her türlü İslami değerler içerisinde gelişmiş literatürü anlattığını, geleneği anlattığını çok net bir şekilde görürüz. Kendi ifade ediyor, halka Tapduk manisin saçtık elhamdülillah dizesinde Tapduk Emre'den aldığı terbiyeyi nasıl gittiği yerlere yaydığını anlatıyor. Yukarı iller dediğimiz zaman ise genelde Azerbaycan kastedilir. Ama bugün sempozyumumuzda çok değerli bir konuşma sunacak olan Orhan Kemal Tavukçu hocamızın güzel bir ifadesi var. Yukarı iller Orta Asya'nın tamamıdır diyor. Hazar coğrafyası dahil. O zaman biz Yunus Emre'nin Türk dilinin en güçlü temsilcisi olduğunu zaten ifade ediyoruz. Türkçe konuşulan her coğrafyaya gittiğini ve burada kendisini ifade ettiğini net bir şekilde görmüş oluyoruz. Tabii Yunus Emre yaşadığı dönemin
kargaşasından bunalan insana hani böyle alevleniriz ya hepimiz, sakinleşmeyi ifade eder ve bunu dünya malına değer vermemek üzerinden inşa eder. Meşhur mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan cümlesi. Belki de o mezarlığa bir yakınımız vefat ettiğin zaman giderken kapıda gördüğümüz külli nefsün zayikatül mevt ifadesinin bize verdiği hissiyatı, yani dünyanın aslında ne kadar geçici olduğunu ve insanoğlunun dünyada kaldığı müddet içerisinde barış, huzur ve mutluluk içerisinde niçin dünyaya geldiğini ve yaratıldığını bilmenin sırrına erdiği bir dünya ortaya koymak istiyor. Ben de sözlerimi bunlarla tamamlamış olayım. Öğleden sonra çok kıymetli hocalarımızın katıldığı değerli bir sempozyumumuz olacak. Onu da Anadolu Üniversitemizin YouTube hesabı üzerinden takip edebiliyoruz. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Eğer müsaadeleri olursa bir, yani son kitabımı da başkanımıza hediye etmek isterim. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Haşim Şahin, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza son kitabını hediye ediyor. Sizlerin de kıymetli alkışlarıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir Valiliği'nin desteğiyle Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 7 İklim 7 Coğrafya'da Bizim Yunus'a Vefa sergisinin açılışı için Sayın Meclis Başkanımızı ve saygıdeğer protokolümüzü ara salona davet ediyoruz ve lütfen buyurunuz. Gün boyu sürecek çevrim içi oturumları www.tbmm.gov.tr/7iklim7coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa ve Anadolu Üniversitesi'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Yunus Emre Sempozyumu çok değerli akademisyenlerimizin katılımıyla çevrim içi oturumlarla saat 13.30 itibariyle devam edecektir. Ve Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız saygıdeğer protokolümüzle birlikte sergi açılışına geçiyor. Sergimiz Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nün atölyelerinde hazırlanan minyatür, tesip, hat, naht, dokuma, seramik ve kilim gibi eserlerden oluşuyor. Gönül Sultanımız Yunus Emre'nin hayatı, eserleri, anıları, sözleri ve şiirleri eserlerin her bir parçasına işlendi. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız sergimizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir.